Boy sayende beklediğimden çok daha hızlı halloldu. Teşekkür ederim. Önemlidir. Bu arada madalyamı gördün mü? Ha? Bu kutuya koyduğumu biliyorum. Ama gitmiş. Sen bir yerde gördün mü? Ben hiç fark etmedim. Çok garip. Beton dökmek harika bir şey. Miko. Miko. Madalyamı görmedin öyle değil mi? Üzgünüm Ela Hanım. Burada madalya yok. Şimdi ne olacak? Çarşıya gidip yenisini alabileceğim bir şey değil. Burada olmadığına göre biri mi aldı dersiniz ha? Böyle bir şeyi kim yapar ki? Bir dakika. Bu harika bir şey. Kaldırcan, gerçekten madalyamı görmedin mi? Dünden beri görmedim. Bir dakika. Benim aldığımı düşünmüyorsunuz değil mi? Ama senin taşıdığın kutuların birinde olduğunu biliyorum. Ama Ela Hanım, size ait olan bir şeyi önce size sormadan kesinlikle almam ben. Benim nasıl bir arkadaş olduğumu sanıyorsunuz. Ben asla böyle bir şey yapmam. Kaldırcan. Bu nasıl olur? Ela Hanım nasıl olur da beni kıymetli madalyasını almakla suçlayabilir? Ya kazayla madalyayı kutudan düşürdüysem? Bu benim suçum. Şimdi ne yapacağım? Nerede bu? Nerede olabilir? Burada değil. Hiçbir yerde görmedim. Bu olabilir mi? Yaklaşamamışım bile. Hadi Marjan, biraz acele et. Aşağı indir, aşağı indir. Ne dedin sen? Benim kaldırcan. Lütfen boruyu indirin. Ne yapacağım şimdi? Boruyu yere indir. Başka ne yapacaksın ki? Tamam. Diğer tarafa. Kendimi kontrol edemiyorum. Bir sorun var. Dişlerim sıkıştı. Heli! Acele edin arkadaşlar. Ben yukarı çıkıp Heli'ye yardım edeceğim. Siz de yerdeki hazırlıkları tamamlayın. Tamam. Kırcan, beni yukarı kaldırabilir misin? Tabii. Artık daha fazla dayanamayacağım. Acele et Poli. Uğraşıyorum. Tamam, merdiveni getirin. Tamam. Merdiven hazır. Kaldırcan, dışarı çık. Burası çok yüksek. Bir şey olmaz, sen yaparsın. Hayır, burası çok yüksek. Devam et Kaldırcan, düşmene izin vermeyiz. Aşağı geliyor. Evet. Başardık. Aferin Kaldırcan. Sağ ol. Sağ ol Kırcan. Bir şey değil. Hey Marcan, Cici'ye hemen dişlerine bakmasını söyleyeceğim, tamam mı? Harika. Sağ ol Poli. Aslında bütün bunlar boş yere Kaldırcan'ı suçladığım için oldu. Evet Ela Hanım. Çok özür dilerim Kaldırcan. Hayır, özür dilemeyin. Zaten ben yanlışlıkla madalyanızı düşürüp kaybetmiş olabilirim. Kaldırcan madalyayı düşürmüş olsa bile nereye gitmiş olabilir ki? Bu gerçekten çok garip. Miko da madalyayı görmediğini söylüyor. Bu madalya şu anda ayaklarımızın altında olabilir mi? Ama bu nasıl olabilir? Olayları gözden geçirelim. Miko ıslak betonu buraya dün döktü. Öyle değil mi? Peki ya madalya Kaldırcan'ın taşıdığı kutudan düşmüş ve kimse bunun farkına varmamışsa? Yani Miko fark etmeden betonu madalyanın üzerine mi döktü? Evet. O zaman önce madalyanın burada gömülü olup olmadığını tespit etmeliyiz. Ben bir yolunu biliyorum. Cici'nin her şeyi bulan dedektörünü kullanabiliriz. Her şeyi bulan mı? Arama başladı. Arama başladı. Hadi göreyim seni her şeyi bulan. Kıymetli maden bulundu. Yaşasın, onu bulduk. İşte bakın. Madalyam. Kaldırcan başından beri buradaymış. Çok teşekkür. Ada, Arda, hazır mısınız? Geliyorum.
Neredesiniz? Buldum sizi. Vay canına. Çok güzel. Ay, uzak dur benden. Hayır. Hava çok sıcak. Evet, çok sıcak. Hey, yüzün kıpkırmızı olmuş. Aa, sizin yüzünüz ne kadar kırmızı. Bugün artık daha fazla oynamayalım. Bence içeri girelim. Aa, gerçekten çok sıcak. Okullu. Ne oldu? Sanırım havalandırmam bozulmuş. İçerisi çok sıcak. Affedersin, pencereleri açarım, merak etme. Aa, dışarısı daha da sıcak. Nefes alamıyorum. Ben inmek istiyorum. Evet, okulu. Lütfen. Tamam. Hadi çıkın. Kendimi iyi hissetmiyorum. Başım dönüyor. Ben kusacağım. Ay, benim bir şey yapmam gerek. Burada bekleyin. Kurtarma ekibini çağıracağım. Umarım onlar yardım eder. Başım ağrıyor. Gelmedi. Çocukların yanına gitmem gerekiyor. Aa, neden bu kadar uykum geldi acaba? İyi misiniz çocuklar? Poli, başım çok dönüyor. Merak etmeyin, yardım etmeye geldik. Peki ama okullu nerede? Okullu sizi aramaya gitti ama yanımıza geri dönmedi. Poli, ben çocuklarla ilgilenirim. Siz rolle gidip okulluyu bulun. Tamam. Burada gölgede durun. Ve biraz su için. Şimdi daha iyi. Ben de öyle. Okullu! 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 Bizi duyabiliyor musun? Okullu! Olamaz. Poli! Poli! Buradayım. Geliyorum. Okullu! Ha? Orada. Ha? Okulluyu gördüm. Sersem gibiyim. Dengemi kuramıyorum. Dikkat et. Duramıyorum. Sıra sende Roy. İyi misiniz çocuklar? Bir şeyimiz yok ama okullu aşırı ısınmış. Onu hemen gölge bir yere götürüp soğutmalıyız. Tamam, hadi o zaman. Şimdi daha iyi. Bundan sonra sıcak hava uyarısı verildiğinde günün en sıcak saati olan 12 ile 17 arasında güneşten uzak duracaksınız. Ve gölgeli yerlerde dinleneceksiniz. Ve bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmayacaksınız. Açık renkli ve hafif giysiler sizi koyu renkli ve ağır olanlardan daha serin tutar. Anlaşıldı mı? Evet.
Peki benim bilmem gereken bir şey var mı? Okullu, sen de özellikle otobüste kimsenin kalmadığından emin olmalısın. Özellikle de sıcak havalarda. Bu doğru. Sıcak havalarda araçların içi çok daha sıcak olur ve bu çok tehlikelidir. Tamam. Buna çok dikkat ederim. Ayrıca sıcak havalarda dışarıda da oynayamayız, öyle değil mi? Merhaba. Kimse yok mu? Çocuklar? Herkes nereye gitmiş böyle? Olamaz. Bundan su akıyor. Tamam. Açılmıyor. Kovuruyorum. Bir şey olmayacak. Sakin olun. Amber, bu ne kadar sürecek? Umarım uzun sürmez. Burası olabileceğimiz en güvenli yer. Tamam. Bitti mi? Sanırım artık geçti. Evet. Eli. Burada her şey yolunda. Artık deprem bitti mi? Dışarı çıkmak güvenli mi? Evet, deprem geçti. Dışarı çıkabilirsiniz. Arkadaşlar, deprem sona ermiş. Çok rahatladım. Bu deprem çok ani oldu. Vay canına, posta kutusu mahvolmuş. Deprem yüzünden olmalı. Sence evimiz iyi durumda mıdır? Minikcem, balığımı tamamen unuttum. Minikcem. Kapı açılmıyor. Bu iyi değil. Yardım edin, orada kimse yok mu? Onaran Bey. Kurtarma ekibi, ben Cici. Cici, bu acil bir durum. Acil durum, acil durum. Ne oldu Cici? Onaran Bey Cem'in evinde mahsur kalmış. Bütün birimler hemen hazırlanın ve harekete geçin. Tamam. Tanrı'ya şükür. Lütfen bize yardım edin. Onaran Bey ve balığım içeride mahsur kaldı. Merak etme. İkisini de oradan çıkaracağız. Roy, önce kapıyı açmayı bir dene. Tamam. Onaran Bey, iyi misiniz? Evet, ben iyiyim. Polly, kapı deprem nedeniyle sıkışmış ve açılmıyor. Tamam, o zaman kapıyı kesmemiz gerekecek. Onaran Bey, geri çekilin. Tehlikeli olabilir. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam. Haley, içeri gir. Tamam. Zavallı minikcem, lütfen iyi ol. Onaran Bey. Onaran Bey, iyi misiniz? Merak etmeyin, ben iyiyim. Ama balığın durumu iyi değil. Hareket etmiyor. Zavallı minikcem, hayır. Bir dakika durun, üzerine biraz su dökeyim. Zavallı minikcem. Hala hareket etmiyor. Şimdi ne yapacağız? Zavallı. Bakın, kıpırdadı. Gördün. Emin misin? O kesinlikle doğru söylüyor. Bak Cem. Cem iyi. Yaşıyor. Ne? Kamp yapmaya gittin ve balığı yalnız mı bıraktın? Özür dilerim. Üzgünüm ama balığı geri götürüyorum. Hayır, lütfen. Bu hatayı bir daha yapmayacağım. Onaran Bey, Cem'i kampa gelmeye biz ikna ettik.
Bu aslında bizim hatamız sayılır. Evet, sorumluluk ona aitti. Onaran Bey lütfen, lütfen ama lütfen. Onaran Bey, Cem artık hatasını anladı. Ona bir şans daha veremez miyiz? Evet, lütfen, lütfen bir şans daha. Lütfen ama lütfen. Pekala, sana bir şans daha vereceğim. Çok mutlu oldum, ona çok iyi bakacağım. Sana güveniyorum. Sakın unutma. Canlı bir varlığa bakmak büyük bir sorumluluktur evlat. Çünkü hayatı sana bağlıdır. Evet. Özür dilerim minik Cem. Çok güzel. Yine de birine kızmak hoşuma gitmiyor. Burada ne olmuş böyle? Merhaba Pırpır. Pırpır. Bu sefer mutlaka kızmışsındır. Hem de çok. Doğru söylüyor. Biri seni kızdırdığı zaman onun hareketlerinden rahatsız olduğunu mutlaka söylemelisin. Pırpır, kes şunu. Ben gerçekten çok kızdım. Ve bana yaptıkların hoşuma gitmiyor. Yalan söyleme. Kimse kızdığında bu şekilde davranmaz. Sen ne yapıyorsun? Yüzünün haline bak, çok komik oldun. Bu yaptığın arkadaşlığa sığmaz. Artık buna dayanamıyorum. Pırpır gerçekten çok kızdı. Evet, sana gerçekten çok kızdım. Beni rahatsız etmeyi bırak artık. Yardım edin. İmdat. Buraya gel. Bunu senin yanına bırakmayacağım. Artık olmaz. Pırpır kızdığında çok korkunç oluyor. Buraya gel. Neredesin? Ne yapacağım şimdi? Buraya saklanayım. İmdat! İmdat! Bana yardım edin! Seni bulduğumda çok pişman olacaksın Hırhır. Yardım edin! Hırhır? Neredesin Hırhır? İmdat! Çok korkuyorum. Hırhır? Aşağıda mısın? Pırpır, bana yardım et lütfen. Olamaz. Ben şimdi ne yapacağım? Nerede o Pırpır? Bu taraftan. Hırhır, beni duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Lütfen bana yardım edin, lütfen. Sakin ol Hırhır. Yanına geliyorum. Bu geçit hepimizin birden inemeyeceği kadar dar ve dik. Bu çok tehlikeli olur. Bu sefer ben aşağıya tek başıma ineceğim. Siz de burada hazır olacaksınız. Tamam. Burası çok kaygan. Oraya yalnız başına inebilecek misin? Merak etme, bana bir şey olmaz. Kurtarın beni! Hırhır, sıkı dur. Bu çalışmıyor. Geliyorum. İmdat! Yardım edin! Yardım edin! Sana bir şey olmayacak. Yanındayım Hırhır. Poli! Poli! Sağ ol. Harry, Hırhır'ı çekebilirsiniz. Tamam. Roy, Hırhır'ı yukarı çek hemen. Tamam. yaşıyorum. Sağ olun. Bence Hırhır'ın tekerleklerini merkezde tamir etsek daha iyi olur. Peki. Hey Pırpır, sinirlenmen neden bu kadar uzun sürdü söylesene. Kızgınlığımı bastırmanın, onunla başa çıkmanın en iyi yolu olduğunu düşünmüştüm. Ama sanırım bu konuda yanılmışım. Doğru, ufak tefek şeylere sinirlenmek hiç de iyi bir şey değil. Ama sinirlendiğinde bunu insanlara söylemen gerekir. Bunu anladım artık Poli. Ve bugün olanlar için çok üzgünüm Hırhır. Bunlar sükunetimi koruyamadığım için oldu. Sen neden söz ediyorsun? Pırpır, bu senin suçun değil. Asıl Hırhır senden özür dilemeli. Amber haklı. Pırpır, ben gerçekten çok üzgünüm. Sorun değil. Bu doğru değil. Hırhır, şu andan itibaren Pırpır'ın...
Pırpır'a veya bir başkasına böyle şakalar yapman yasak, anladın mı? Aa, tamam. Amber, kızgın mısın? Kızgın değilim. Hırhır'a olan kızgınlığını çok güzel ifade ettin. Pırpır seni örnek almalı. Ama ben kızgın değilim. Aman tanrım, Amber kızdığında çok korkunç oluyor. Ben kızgın falan değilim. Arkadaşlar, beni burada bırakmayın. Aşağı inemiyorum. Aa, Hırhır. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Bana neden öyle bakıyorsun? Söylesene Amber. Hırhır, kızdığımda ne kadar korkunç bir hale büründüğümü görmek ister misin? Yapma Amber. Sadece oyun oynuyordum. Çocuklar yardım edin. Merhaba Amber. Merhaba Cici. Onaran Bey hala burada mı? Burada. Ama yanına gitmek isteyeceğini sanmıyorum. Bugünlerde kafasının tası atmış durumda. Yoksa Onaran Bey'i siz mi kızdırıyorsunuz? Hayır. Onaran Bey, içeride misiniz? Onaran Bey. Cici. Sen de duydun mu? Ha? Onaran Bey, aman tanrım. Ne oldu size? İşte. Artık gidebilirsin. Tamam, orada buluşuruz. Hasta olduğunu hiç anlamadım. Zavallı Onaran Bey. Teslim tarihi onu strese sokmuş. Bizim bundan hiç haberimiz yoktu. Eminim iyileşecektir. Tepeden tırnağa muayene olacak. Burada bekleyin, tamam mı? Tamam. Sağ ol Cici. Çok kalın kafalıyız. Evet, evet. Onaran Bey gelmeden önce buraları iyice temizlememiz gerekiyor. Ona verebileceğimiz en güzel geçmiş olsun hediyesi bence bu olur. Siz ne dersiniz? Bence bu hayatım boyunca söylediğin en iyi fikir. Tamam o zaman. Hadi başlayalım. Tamam. Hey! Cem! Nereye gittiğine dikkat etsene. Hay aksi. Hiçbir yerde göremiyorum. İşte orada. Biraz daha uzanmalıyım. Hadi. Olamaz. Dikkat et, arkanda. Ne oldu burada? Biraz önce burunu küçüklerin altına gömdüm. Biraz daha dayan burun. Geldik. Geldiler. Çabuk olun. Burun bu küçüklerin altında sıkıştı. Burun, sen iyi misin? Hareket etme sakın. Seni oradan çıkaracağız. Sakin olman gerekiyor. Arkadaşlar, bize biraz yer açın. Tamam Poli. Bu kütükleri kaldırıp onu oradan çıkarmalıyız. Ama kütüklerin çökmemesine dikkat edelim. Tamam. İşte böyle. Ha?
Artık dışarı çıkabilirsin. Eve hoş geldiniz Onaran Bey. İnanamıyorum, burası ne kadar temiz bir yer olmuş böyle. Sanki evime değil de bambaşka bir yere geldim. Ekip size sürpriz yapmak için çok sıkı çalıştı. Şaşırdınız mı? Ne demek istiyorsun? Yoksa ben burada yokken bir şey mi oldu? Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Burası bugün biraz fazla sessiz, öyle değil mi? Hem de çok fazla. Bu ne demek şimdi? Yoldan çekilin. Ece, Pırpır'a yardım etmen gerek. Pırpır? Geçti artık Pırpır. Aman tanrım. Ona ne oldu Hırhır? Ece, yeni istasyonun enerjisi çok hızlı tükendiği için benden jeneratörü kontrol etmemi istedi. Oraya doğru giderken Pırpır'ı yolun ortasında buldum. Sahi mi? Pırpır, biraz daha iyi misin? Evet. Ne oldu? Anlatsana. Neden acil durum istasyonunu kullanmadın? Yeni istasyona gittim. Ama ben oraya vardığımda enerjisi zaten tükenmişti. İstasyonun enerjisi yine mi bitti? Yine mi bitti? Bugünkü şarjımı alma vaktim geldi. Bu ikisi burada ne arıyor? Ne haber? Hiç. Siz buraya şarj için mi geldiniz? Öyleyse ne olmuş? Olamaz. Sadece bir kişi şarj kalmış. Tamam o zaman, o şarj benimdir. Çünkü ilk ben geldim. Biz de buraya seninle aynı zamanda geldik. Hayır, gelmediniz. Ben sizden önce geldim. Ayrıca ben bugün çok meşgulüm. Emin olun, ben sizden çok daha meşgulüm. Bırakın ben doldurayım. Yoksa işimi zamanında bitiremeyeceğim. Bir an önce limana gitmem gerekiyor. Yoksa başım fena halde derde girer. Çok üzgünüm Kaldırcan. Ama benim de ilgilenmem gereken çok önemli bir işim var. Eğer bu teslimatı zamanında yapmazsam kim bilir neler olur neler. Ders başlıyor. Lütfen bekleyin. Bunu neden yaptınız? Çünkü bize sormadan sıramızı aldı. Yangın! Lütfen çabuk olun. Herkes iyi mi? Poli, istasyon patlayacak. Uzaklaşın, çabuk olun. Herkes iyi mi? Evet, iyiyiz. Harika. O zaman lütfen gücü keser misin Eli? Roy, sen de yangını söndür. Tamam. Bir dakika, bunların hepsi siz şarj yüzünden kavga ettiniz diye mi oldu yani? Yapmayın, bunun yanlış olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyoruz. Ama Ece'nin yerine kadar gitmektense bataryamızı burada doldurmak bize çok daha kolay geliyordu. Özür dileriz. Özür dilemeniz gereken kişiler biz değiliz. Şarja ihtiyacı olup da dolduramayan arkadaşlarınızdan özür dileyin. Poli, biz en iyisi acil durum istasyonunu iptal edelim. Hayır, olmaz. Bizim bu istasyona ihtiyacımız var. Evet, istasyonu sadece gerçekten ihtiyacımız olan anlarda kullanacağımıza dair söz veririz. Evet, söz veririz. Acil durum istasyonu Amber'in fikriydi. O yüzden bu konudaki kararı Amber'den başkası veremez çocuklar. Doğru. Bence bu sizin sözünüzü tutup tutmayacağınıza bağlı. Evet, tabii tutarız. Tamam. Size kendinizi kanıtlamanız için bir fırsat vereceğim. Sağ ol Amber. (Gülüyor)
Acaba siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsun? Tabii ki bataryamı Ecel'in yerinde doldurmayı. Evet, kaldıracağım. Bu istasyonu sadece gerçekten mecbur olduğumuzda kullanmalıyız. Sadece acil durumlarda. Hadi gidelim. Cici! Hayret, daha gelmemiş mi? Sanırım bunu kapatmalıyım. Ha? Cici'nin yardımcı robotu çok tatlı. Hazır mı acaba? Haley! Ha, Roy! Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun peki? Fazla bir şey yapmıyorum. Her zamanki turlarımı atıyorum. Ya sen? Kuyruk pervanemde bir sıkıntı var. Belki de düştüğümde oldu. Cici'den bir bakmasını isteyecektim. İyi fikir. Onu kesinlikle kontrol ettirmen lazım. Planım da bu zaten. Harika. O zaman görüşürüz. Tamam. Planlar! Mürekkep yayılıyor. Hemen Cici'yi çağır. Çabuk ol. Hayır, bekle. Cici bana çok kızar. Lütfen ona bir şey söyleme. O zaman ne yapacağız peki? Emin değilim. Yani ona kesinlikle bunu söyleyeceğim ama sadece şimdi söylemek istemiyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. Bu bana hiç doğru gelmiyor. Bunu kim yaptı? İcadımın planlarına bunu yapan hanginiz? Olamaz. Planlar mahvolmuş. Haley, itiraf et. Hep benden şüpheleniyorsun ama ben yapmadım. Başka kim yapmış olabilir? Poli bütün gün devriyedeydi. Amber de kumanda merkeziyle ilgileniyordu. Öyleyse Roy. Ne? Bunu ben yapmadım. Cici, eğer içimizden biri yapmış olsaydı sana hemen söylerdi, biliyorsun. Evet, belki de planlar kendiliğinden düştü ve bardağın devrilmesine sebep oldu, bilmiyorum. Bu çok anlamsız. Planlar kendi kendilerine nasıl düşer? Hayır, bunu biri yapmış olmalı. Hem de bu yüzden henüz tamamlamadığım kısmın planı mahvolmuş. Beyinsiz bir robot ne işe yarar ki? Nasıl olduğunu anladım. Ama biliyor musunuz, bence dürüst olmak en iyisi. Evet, bunu biliyorum. Roy! Ha? Planlarımı mahvettiğine inanamıyorum Roy. Ne? Gerçekten ben yapmadım. Başkası yapmış olmalı. Neden gerçeği söylemiyorsun? Seni yalanlayan bir tanığım var. Roy, seni tamirhaneye girerken gördüm. Bunu söylediğimde Cici gerçekten çok kızdı. Çok üzgünüm. Sorun değil. Ben o zaman tamirhaneye girdim. Evet, bu doğru. Ama süt bardağını deviren ben değildim. Tamam, o zaman kim yaptı? Yeter! Ha? Artık buna dayanamıyorum. Ha? Evet, bunu yapan bendim ve bunun için çok üzgünüm. Sana hemen söylemem gerekiyordu, biliyorum. Özür dilerim. Haley! Bundan kötüsü olamaz herhalde. Gerçeği söylemeliydim. Arkadaşlarımın birbirinden şüphelenmesine sebep oldum. İmdat! Ha? Yangın var! Hırhır'ın evi yanıyor. Lastiklerimi kurtarmalıyım. Hırhır, burada ne oldu? Haley, havai fişek atıyordum ama birden bir terslik oldu. Lastiklerimi kurtar lütfen. Sen lastikleri boş ver şimdi. Buradan çıkmamız gerek. Hadi, bu taraftan. Hadi. Lastiklerim. Gitmem gerek. Olamaz. Ayaksa uçamıyorum. Başım. Çok fazla duman yuttum galiba. Haley, beni duyuyor musun? Hırhır. Geldiniz. Bundan sonrasını biz hallederiz. Sen güvenli bir yere git. Tamam. Ben içeri girip onu çıkaracağım. Siz de yangını söndürmeye çalışın. Tamam. Haley! 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 Hadi buradan çıkalım artık. Roy. Hadi hemen gitmeliyiz. Tamam. Haley, güvencesin. Evet. Evet, ben iyiyim.
Senin için çok endişelendik. Bütün bu olanlar benim suçum. Eğer doğruyu söylemiş olsaydım bunlar olmazdı. Bir daha böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceğim. Artık üzülmene gerek yok Eli. Hepimiz iyi olduğun için gerçekten çok mutluyuz. Evet. Bu doğru. Ve Cici de seni şimdiden affetti. Öyle mi? Ha, bu çok iyi işte. Kutular karışmış mı? Hırhır'ın kutusu içinde Mini'nin hediyesi olan kutuya çok benzediği için bu karışıklık olmuş. No, zavallı Mini. Bu sabah çok heyecanlıydı. Şimdi ne kadar üzgündür kim bilir. Aha. Hmm. Zavallı kız. Acaba Polly bu konuda bir ilerleme kaydetti mi? Umarım. Eğer Hırhır'dan hediye paketini almayı başardıysa birazdan burada olması gerek. Polly, hediyeyi aldın mı? Hayır, henüz almadım. İşler biraz karıştı. Ne oldu? Buna inanmayacaksınız ama Onaran Bey'in paketi de Hırhır'ınkiyle karışmış. Ne? Evet, posti paketi Gigi'ye vermiş ve paket şimdiden okyanusu yarılamış bile. Aa, hayır, durum daha da kötüleşebilir mi? Umarım öyle olmaz. Gigi'yi yarı yolda yakalayacağız ve paketi geri alacağız. Benimle limanda buluşur musunuz? İyi bir planım var. Tamam. Eli, bak bakalım Gigi'yi bulabilecek misin? Sonra buluşuruz. Tamam. Hazır mısınız çocuklar? Aa, işte orada. Gigi. Polly, Gigi'yi buldum. Koordinatlarını yolluyorum. Bravo. Seni gördüğüme hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama yardımcı olduğuma sevindim. Heh, işte oradalar. Ne? Yukarı gelin, her şey yolunda. Gigi biz paketi bulana kadar burada bekleyeceğini söyledi. Sağ ol Gigi. Teşekkür ederiz. Benim için bir zevk. Gigi, Posti'nin teslim ettiği paket bu konteynerların hangisinde? Aa, kırmızı konteynerde olduğundan oldukça eminim. Tamam. Polly, bence önce sarı konteyneri kaldırmalıyız. Amber, biz ikimiz bir tarafı, Roy da diğer tarafı tutsun. Konteyner açığa çıktığında Ellie de paketi bulur. Siz hazır mısınız? Evet. Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. Dikkat edin. Sağ tarafa doğru gelin. Tamam. Burası iyi. Helin, sıra sende. Bir bakalım. Mini'nin hediyesi nerede olabilir? Ha, buldum. Bu Mini'nin, bu da Bay Onara'nın. Görev tamamlandı. Nihayet. Şanslıymışız ki paketi bulmak için okyanusun sadece yarısını geçtik. Tebrikler arkadaşlar. Sağ ol Gigi. Sayende başardık. Buna çok sevindim. Gel, takmana yardım edeyim. Tamam. Küpeleri çok beğendim. Onları bulduğunuz için size çok teşekkür ederim. Evet, yaptığınız her şey için çok sağ olun. Bir şey değil. Mini'nin hediyesine kavuşmasına çok sevindik. Sizin için anlamını biliyoruz. Bu doğru. Mini büyük baban sana çok değer veriyor.
Evet öyle. Hediyem bulunana kadar asla vazgeçmezdi zaten. Kızdığım için özür dilerim. Çok kötü davrandım. Önemli değil. Gerçekten çok üzülmüş olmalısın. Büyük baba, sana çok teşekkür ederim. Gördünüz mü? Öpücükle mühürledim. Öpücük hediyelerin en iyisidir. Çünkü asla karıştıramazsınız.